Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir çiçek modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle iki tane alize diva ipimiz var arkadaşlar. Bu ortasında patik ipiyle yapacağım. Bu renk ipim yoktu o yüzden bunu kullanacağım. Hiçbir mahsuru yok. Bugün bu güzel çiçek modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım siz de beğenir, benimle beraber yaparsınız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle. Bu şekilde sihirli halkamı yapıyorum. Şöyle. Sıfır numarayla yapacağım arkadaşlar. Kalıntı kullanacağım. İlk burayı yaparken sonra. İnce tığla devam edeceğiz. Şöyle sihirli halkamı oluşturdum ve çıkarıyorum. Şöyle birazcık da küçülttüm. Şimdi buraya 12 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu ipimi de şöyle bu tarafa alıyorum. Üzerine 11 ile 12 bunun üzerine yapacağım. 11, 12. Şöyle çekince arkada kalsın diye. Hemen bunu çekiştirip iyice küçülttüm. Hemen sıradaki ilmeğime batıyorum. Sıradaki ilmeğimize batıp kaydırma yöntemiyle kapatalım. Şimdi hemen ipimi kesiyorum. Bununla işimiz bitti. Renk geçişine başlayacağız. Bunu arkadan şöyle aşağı alalım. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Şöyle pembe ipimi aldım. Bir tane şöyle zincir çektim. Hemen buradaki alıyorum. Şöyle şuradan arkadaşlar. Arkadaki batma yapacağız. Çünkü öndeki ilmeklerden alıp tek kanadından aldım. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1, 2 kere doladım. Aynı yere batıyorum. Şunu da şöyle alalım. Buraya 1, 2, 3'lü trabzan yapıyoruz. 1, 2 doladım. Aynı yere batıyorum yine. Aynı ilmeğin içine batıp 1 2 3'lü trabzan yaptım başına iki kere doluyorum şimdi diğer ilmeğe geçiyoruz yine tek kanadından alıyorum şöyle tek kanadından aldım yine buraya ikili trabzan yapıyorum 3 3'lü trabzan 1 2 kere doladım üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi sıradaki ilmeğe batıp kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına iki kere doladım. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batıp yine ikili üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2. Aynı yere batıyorum. 1 2 doladım. Bunu atlayıp ikinciye batıyoruz. Şöyle ikinciye batıyorum. Yine tek kanadından aldım. 2 1 2 3 4 zincir tekrar dibine batıp kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. Bunları 6 tane olana kadar aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Çiçeğimizi yapıp bitirdim arkadaşlar. Şu ipi iyice çektikten sonra bu ikisini beraber bağlayıp kesin. Şimdi beyaz kısımlarına geçelim. Beyaz ipimi aldım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bunu alıyorum. Şu tek kanatlarına battık arkadaşlar. Burada batım yerleri bıraktık kendimizi. Şöyle buradan batıyorum. Hemen şöyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane zincir çektim bu sizin eliniz sıklığına göre değişir eliniz bu olsa biraz daha azaltabilirsiniz zincir sayınız şimdi buradan arkadaşlar bunu atlayıp hemen ikinciden şöyle tutturuyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane zincirimi çektim. Yine bunu atlayıp bundan tutturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane olana kadar zincirlerimizi yapıp tamamlayalım. Şöyle 6 tane olana kadar yaptık. 1 2 3 4 5 6. Şimdi hemen örmeye başlıyoruz. Hemen yaptığım zincirin içine batıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra şimdi başını alıyorum. Bir kere başını aldım. Hemen buraya batıyorum şunuünü üç, beraber kapatıyorum yalancı Trabzan yapacağız buraya üçünü beraber kapatıyorum 2 3 3 de buraya yaptık altı arkadaşlar 7 8 9 10 11 12 13 Bir tane daha yapıyorum. 14 Buradaki kalan kısmı yine başına almadan sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Hemen diğerine geçiş yapıyorum yerine geçiş yapıp sık iğnemi yaptım. 1 2 3 Tekrar başını alıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 dolduk yine burada üç tane sık iğne yapıyoruz 15 16 17 hemen diğerine geçiş yapıyoruz bu şekilde bunları altı tane olana kadar yapıp tamamlayalım Şöyle zincir çekiyorum. Ve bunu artık kesiyoruz. Bitirdim. 6 tane yaptık. Şöyle 6 tane oldu arkadaşlar. Şimdi bunu arkadan birkaç yerden geçelim. Şöyle arkaya alacağım. Şöyle bitti arkadaşlar. Şimdi yaprağımızı yapmaya başlayalım. Şimdi yaprağını yapmaya başlıyorum. Bunu saymıyorum. Kilit olarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Üçüncüye batıp sık iğne yapıyorum. Başını aldım. Sıradakine batıyorum. Üçünü beraber kapatıyoruz. Başını aldım tekrar buraya batıp ikili trabzan yapıyoruz başına aldım tekrar buraya batıp ikili trabzan yaptım bir iki kere doladım tekrar buraya batıyorum üst seferde çıktım yine iki kere doladım üçlü trabzan yapıyoruz bir kere doladım ikili trabzan yapıyorum bir kere doladım yine bir kere doluyorum yalancı trabzanımızı yapıyoruz şöyle hepsini kapattım dolamadan arkadaşlar son olarak hemen batıyorum ve bir tane sık iğne yaptım şöyle ipim bu üstte kalıyor ipimi altından aldım buradaki sıradaki sık iğneme batıyorum ilmeğimi battım bir tane sık iğne yapıyorum başına doladım sıradakine batıyoruz üçünü beraber kapattım başına doladım ikili yapıyoruz 1 2 yine başına doladım 1 2 1 2 kere doluyoruz 3 Üç. üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 seferde çıktım. 2 kere doladım. Yine baş buraya batıyorum. 1 2 3. Bir kere doluyoruz. İkilileri yapıyoruz. 1 2. Bir kere doladım. Buraya battık. 1 2. Bir kere doluyorum. Hepsini beraber kapatıyorum dolamadan hemen başına batıyorum başına batıp şöyle bir tane de zincir çekiyorum şimdi şu orta damarlarınızı yapacağız hemen şuradan batıyorum battım şöyle alıp bunu bunun içinden geçirdim kaydırma yöntemiyle şu aradaki kısımlara batıp damar yapacağız buraya batıyorum ilmeğimi alıp bunun içinden getirip çekiyorum Şu bitiş ipimi alıyorum. Bir de bunu alıp kaçmasını engelliyoruz. Şöyle yaprağımız da bitmiş oldu. Ben bir tane daha yaptım. Şimdi bunları dikelim. Şöyle şuraya dikeceğim arkadaşlar yaprağımı şöyle ayarladım arkasını döndürüyorum hemen ipimi aldım düğüm attım ama çıkabilir ince ip olduğu için şöyle şuraya bir tane düğüm atıyorum öncelikle ipimi sabitledim Şimdi hemen diğerini de alıyorum yaprağımın. Diğerini de şu şekilde dikeceğiz. Bunu da buraya dikelim ve gülümüzü bitirelim. Arkadaşlar ben çiçeklerimi ikisinde yapıp bitirdim. Son halleri böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinizi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ościekale.